Evet Fatih Terim'in Türkiye'ye dönüş sırasında e, yaptığı açıklamalar bu şekilde. Son derece kaba, son derece çirkin bir tavırdan söz ediyoruz Serkan Korkmaz. Dostluk maçı sezon daha başlamadan, ülkeler arasında herhangi bir diplomatik sıkıntı yokken böyle bir tavrın sergilenmesi tabii ki son derece ayıp olarak değerlendirilebilecek bir durum. Durup dururken böyle bir krizle bir de karşılaştık. Kullandığım kelimeler içinde ayıp, ee, onu çok beğendim. Yani nezaketsizlik, kabalık... Falan hani bu da hafif kalır. Çünkü gerçekten hani küçüklük, hani hiç devlet ciddiyetine yakışmayan e, gerçekten büyük bir kepazelik olarak görüyorum hatta ben bunu. Sonuçta bir devletsiniz ya. Hani e, koskoca Yunanistan devleti e, varsa bir problemi başka bir alanda yani gücü spor kafilesine mi yetiyor? Hani bu şöyle bir şey. Yani gücünün çocuğa yetmesi, kendinden zayıf etmesi, hayvana etmesi durumu var. Yani siz koskoca bir devletsiniz. Her devlet gibi kendi sınırlarınızı koruyorsunuz. İşte hava alanlarında, karayoluyla, orada burada. Pandemi diye bir şey var. Evet, her e, ülkenin regulasyonu farklı ve buna tabii ki herkes saygı göstermek ve uyum sağlamak durumunda. Ki Galatasaray'ın Galatasaray, duyduğunu Galatasaray, biliyoruz. Ki Galatasaray buna bütün protokollere uymuş durumda. Kalkıp orada bir takım icatlarda bulunuyorsunuz. Ben ee, yani hakikaten altından giriyorum, üstünden çıkıyorum. Kafa kafa patlatıyorum, empati kuruyorum ve iki şık var. Şıklardan birisi en tepeden bir emir geldi. Şıklardan ikincisi öyle bir yetkilerle donatılmış, öyle büyük bir faşist ruh hastası var ki bu krize sebep oldu. Ama Yunanistan'ın da tepkilerine bakıyorum hani bir şey yapmaya çalışıyorlar. yani zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Ya yani şöyleydi de böyleydi de. Ya velev ki şöyle oldu. Biz burada oturuyoruz. Olympiakos geliyor. Ertesi günde böyle bir kriz çıkmış konuşuyoruz. Velev ki şöyle oldu ki öyle olmamış. Hani Olympiakos bir şeyi unutmuş oradaki bir idari personel nedeniyle. Aa öyle değil böyleymiş. 48 24 saat değil 12 saatmiş falan. Bütün protokolleri yerine getirmemiş olsa bile bir ülkenin elit bir kulübünün içinde tüm dünyadan elit sporcular, milli sporcular barındıran spor kafilesine bu eziyet yaşatılmaz ki öyle bir durum da yok. Bak, bambaşka bir şey söylüyorum ama ben. Hani bütün protokollere uyulmuş ama uyulmasa da bu aşılabilecek bir problem. FIFA başkanı e, Brezilya'da, Brezilya, Arjantin Kopa Amerika finalini izledikten bir gün sonra nasıl oluyor da Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izledi? Ekibiyle beraber. FIFA yönetim kurulu 24 saat içinde Brezilya gibi bir ülkeden, İngiltere gibi bir ülkeye salgınla boğuşan ve farklı regülasyonlarla boğuşan bu ülkelere nasıl gitti? Çünkü ortada sportif bir müsabaka, sportif organizasyonlar var. Ona göre önlemler alınmıştır. Yine de e, Regülasyonlara mümkün olduğunca Uyum sağlanmıştır. Ama buradaki konu daha da acı. Galatasaray üzerine düşen bütün sorumlulukları Yerine getiriyor. Ee, e işte biz böyle uygun gördük. Tamam diyorlar. Tamam. Havalimanında da testi yani Onaylıyorlar öyle ve yapıyorlar. Random şey e, Rastgele e, seçeceğiz kafileden birilerini. Evet. E, i̇yi tamam diyorlar. Hatta bir tanesi de kafiledeki en önemli insan olan teknik direktör Fatih Terim oluyor. Kurayla da çekilmiyor bu. Hani sen 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 yapılıyor. Onu da sineye çekiyorlar. Fatih Hoca test veriyor. Ondan sonra başka biri gelip diyor ki olmadı bütün kafileyi yapacağız. E, kafilenin yarısı çıkmış dışarıda ülkeye soktunuz onu. Devletinizin mühürüyle onay verdiniz içeri aldınız ya. Yani bak söz hani derler ya böyle e, hani benim sözüm senettir. Evet. Ha, yemezsin Seneti alırsın. Devletinin mühürünü vurmuşsun. Adamı içeri almışsın. Nasıl geri çağırıyorsun ya? Bu nasıl bir kepazeliktir? Bu büyük bir skandala. Devlet mühürleri bunun için var. Onay verdin, girdi ülkene artık. Tamam dedin yani. Sen her türlü mevzuatı yerine getirdin. Ve ben seni kabul ettim turist olarak ya da spor elçisi olarak. Dostluk maçıya bahsi geçen. Yani dostluk maçının öncesinde bir spor kafilesine düşmanlık yapan biri ya da birileri var. Bu ya resmi bir emirle oldu ya da bir ruh hastası tarafından yapıldı. İkisi arasında çok fark yok aslında ama üçüncü bir şık da yok. Şimdi kalkmışlar bilmem ne bilmem neyken bilmem ne bilmem ne. Ne olduğu bu kadar ortadayken hakikaten yapılan şey kepazeliktir. Hiç devlet ciddiyetine yakışıyor mu? Bence bir an önce madem bu kadar ciddi bir devletler, madem bu kadar kurallara uyuyorlar, olmayan kurallar da yaratabiliyorlar kafalarına göre insanları rencide edebileceklerini düşünüyorlar. Edemedi, edemezler de, edemediler de. Yani o zaman bir kendilerine çeki düzen versinler. Bu olaydaki sorumluları alaştırıyoruz desinler. Madem bu kadar adiller, bu kadar Avrupa Birliği ülkesi. Tabii zaten şu an iş diplomatik boyuta taşınmış durumda devlet yetkililerinden e, gelen bilgi, gelen açıklamalar e, Yunanistan tarafından samimi bir açıklama ve bir özür beklendiği e, noktasında. Ya bir açıklama da yapabilirsin. Bak, özür de dilemeyebilirsin. Medeni bir devlet gibi devlet ciddiyetiyle bir açıklama yaparsın. Varsa bu olayda sorumlular yapılan soruşturmayla ortaya çıkacaktır dersin. Özür dilemedin ama en azından medeni bir tavır sergiledin. Yani gerçekten e, komşu ülke hani pek çok dostluk bağımız, gönül bağımız var. E, aynı denizde e, birbirimize bakıyoruz. E, zaman zaman sportif müsabakalar dahil büyük yakınlıklar hissediyoruz. Ee, örneğin ben Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduklarında Portekiz'de oynadıkları finalde Yunanistan'ı tutmuştu. Ki bu noktada zaten Fatih Terim de işin Olympiakos tarafıyla hiç alakasının olmadığını söylüyor. Tam tersi Olympiakos cephesinin yardımcı olmaya çalıştığından da Çünkü onlar da spor adamı. Evet. Çünkü onlar sporcu. Çünkü bunun ne büyük bir kepazelik olduğunun farkındalar ve utanç duyuyorlar. Doğal. Murat Özbostan. Yani bir kez tamamen siya, siya, siyasi bir olay. Yani burada bu, burada bu kararı e, siyasiler vermiş. Yani zaten milli savunma bakanı mıydı, sözcüsü müydü Yunanistan'ın ben ben verdim, ben verdim falan diye öyle bir ne açıklama büyük yapmış kurallar i̇ki yıl sonra gereği. sonra seni kimse hatırlamaz. Bir kere bir kere iki ülke arasında iki akışı yaptırmış ülke arasındaki bu tür geliş girişlerde bir sıkıntı. Bu protokol var daha bir süre önce bir araya geldiler siyasiler bununla ilgili el sıkıştılar evet. işte anlaşmalar yaptılar yani ama ben bu olayı şuna bağlıyorum yani e, Kuzey Kıbrıs e, yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü e, yanılmıyorsam birkaç gün sonra ve orada bir organizasyon var ve bu organizasyon 19'unda yapılacak bu organizasyon 19 Temmuz'da ve bu organizasyonda e, Sayın Cumhurbaşkanı da gidecek ve bu organizasyonda yine Orada bir maç da yapılacak işte şöhretler, eski futbolcular böyle karma bir maç da yapılacak. Bu tamamen buna böyle bir şeymiş gibi bir misilleme demeyelim de bir işte siz orada maç yapıyorsunuz, siz orada işte böyle bir gösteri yapacaksınız. Ben böyle algıladım, biz de işte böyle bir olay çıkartıp böyle gündeme gelelim gibisinden bir şey. Yoksa evet Olympiakos Kulübü'nün hiçbir şeyi yok, mutlaka onlar da utanmıştır. Yani yapılan tabii ki terbiyesizliktir, bana göre ahlaksızlıktır. Yani orada küçüklük bir e, kere ya küçüklük. Ya e, bundan o bir kazanım elde etmeyecekleri e, şey ama oradaki işte ülkenin siyasi e, başbakanı diyelim işte dışişleri bakanı e, ya da işte bir kararı veren kişi mutlaka bunu aralarında konuştular ve bunları sokmayalım. Yani bir spor kafilesine böyle bir şey yapılabilir ee, yani, mi ya? Yarın öbür gün sokmayalım ve böyle bir e, şey yapalım diye. O da orkestrası diye. gidecek oraya mesela. Vi, yani violacıya falan yapacak. Ve, yani ve, saçma ve bir şey olabilir bu mi? Ve ya? bu müsabaka yani Omar için yapılacak olan yani dostluk bir adına. Dostluk maça, evet. Ya da e, bir gözü e, görüp görmeyeceği daha belli olmayan bir oyuncu adına yapılabilecek çok güzel bir şey. Yani buradan tabii insanlıklarından yoksun oldukları için e, bence tamamen Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümüne dair yapılmış bir şey. Provokasyon. Yani çok açık ve net. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü 19'unda orada bir maç var, kutlamalar var. Bir gösteri maçı olacak. Eski futbolcular katılacak. Buna buna karşı yapılmış bir eylem olarak ben bunu değerlendiriyorum. Ciddi bir sosyopatlık yalnız bunu ee, söyleyeyim size. Burada tabii Futbol Federasyonu mesela bir açıklama yaptı ama bence İngilizce bir metinle açıklama yapıp sosyal medya hesaplarından bunu tüm dünyaya uluslararası ne uluslararası taşımalıydı. UEFA'ya da taşınacak bir olaydır bu olay. Çünkü normal bir şey değil. Yani hak var, kural var, iki ülke arasındaki bir şey var. Beraber siyasiler karar almışlar. Siz oraya önce böyle yapıyorsunuz, yorunu sonra tek alalım, sonra hepinizi alalım. Yok su vermeyelim, onu verelim, bunu verelim. Fatih Terim çok doğru bir karar vermiş. Kendisini tebrik ediyorum. Hadi dedim, gidelim toplanıyoruz. Ne varsa görsün. Biz yine onlara karşı böyle bir şey de yapmayız. Yine burada ağırlarız. sularında da veririz. Tabii ki canım. Da da canım. Herhalde yani, yani bizim Yunanistan halkıyla yani bir bize sorunumuz yok yapan zaten. eziyeti yani Halkıyla da bir sorunumuz yok. Ama bu ülkeyi yöneten siyasilerin aldığı artık 3-4 kişinin herhalde o dün akşamki şeyde aldığı bir karar. Küs tahçe bir karar. Aynı şekilde de tokat gibi yanıt verilmiştir bence. Ama başka şeyleri de taşınmalıdır. Yani olay bugün itibariyle belki bitmiş olabilir ama Türkiye Futbol Federasyonu gerektiği girişimleri de bence yapmalıdır. Peki tabii.